Hazır mıyız? Teşekkürler. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi ceza ve infaz yasası ile ilgili hazırladıkları teklifle ilgili grubumuzu saat 10'da ziyaret ettiler. Biz de Adalet ve Anayasa Komisyonu üyeleri, iki grup başkan vekili, Genel Başkan Yardımcımız hukuktan sorumlu Sayın Muharrem Erkek'le birlikte toplantıya katıldık. Genel olarak kamuoyunun da bildiği maddeler konusunda yaklaşık 1,5-2 saate yakın görüşme gerçekleştirdik. Onlar ilgili maddelerle ilgili bakanlık görevlerinin gerekli açıklamalarını dinledik. Daha sonra da biz bu konuyla ilgili görüşlerimizi ifade ettik. TCK madde 188 kapsamındaki uyuşturucu ticareti, ayrıca cinsel suçlar ve kadına şiddet konusundaki hassasiyetlerimizi de kendilerine bildirdik. Ayrıca terörle mücadele yasasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle terör örgütü üyesi olmadığı halde yardım ve yataklık adı altında haksızlığa uğrayan çok sayıda kişinin bulunduğu, bu haksızlıkların giderilmesini kapsayacak bir adıma da ihtiyaç olduğunu belirttik. Şu anda dile getirdikleri düşünceleri, kaleme aldıkları görüşleri, yazıları, kitapları nedeniyle tutuklu bulunan gazeteciler, akademisyenler ve iktidar muhaliflerine yönelik de düzenleme olması gerektiğini kendilerine bildirdik. Bu konuyla ilgili hukukçu arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Önerilerimizi içeren bir çalışmayı bugün içinde kendilerine ileteceğiz. Hafta içinde de karşılıklı görüşmeler devam edecek. Değerli arkadaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili ülkemizin aldığı tedbirler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugünlerde konu sadece 65 yaş üstü büyüklerimizin sanki hem tehdit hem de kendi sağlıkları açısından risk odağı haline getirilmelerini de doğru bulmuyoruz. Burada asıl virüsü taşıyan taşıyıcıların kaç yaşında oldukları değil, hangi yollarla virüsü bulaştırdıkları çok önemli. Bu konudaki tedbirlerin bir bütün halinde görüşülüp bugün bir başka tedbir, yarın başka bir tedbir, 3 gün sonra başka bir tedbir halinde olması süreç içinde virüsün yayılmasına neden oluyor. Bu da sürecin kararlı bir şekilde yürütülemediğini gösteriyor. İnsanlarımıza evde kalın deniliyor. Hiç tereddüt yok ki sosyal temastan olabileceği kaçınmalı ve bu süreçte de evde kalmalıyız. Ancak evde kalmanın, kalabilmenin ekonomik ve sosyal koşullarını sağlamadan insanlarımızı evde tutamazsınız. %14'e dayanmış bir işsizlikle korona sürecine maruz kaldık. İnsanlarımızda hem işsizlik hem işini kaybetme kaygısı var. Verdiği ders saati başına maaş alan ücretli öğretmen, pazarda tezgah açanlar, asgari ücretle ay sonunu getirmeye çalışanlar, sokakta kağıt toplayarak geçimini sağlayan insanlarımız var. Yanındaki işçinin ücretini nasıl ödeyeceğini kestiremeyen üreticilerimiz var. Kepengini indirmiş esnafımız var. Yurttaşlarımıza bir soluk vermezsek, insanlarımızı evde tutamaz, bu süreci de atlatamayız. Sosyal devlet yurt dışına şimdi sahip çıkmalıdır. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Bu noktada Genel Başkanımızın dün kamuoyuna açıkladığı 13 maddelik öneri, sosyal devletin sorumluluklarını sürecin en az hasarla atlatabilmesi için gereken temel koşulları içermektedir.
Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı 13 maddenin hayata geçirilmesine yönelik 22 yasa teklifine bugün yasa teklifini bugün genel kurul gündemine taşıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın virüs Türkiye'ye gelmeden önceki açıklamaları ile virüsün Türkiye'ye bulunduğunu ilgili kendileri açıkladıkları tarih itibariyle söyledikleri maalesef birbiriyle örtüşmemektedir. Koronavirüsün dünyada bu kadar yaygın olması ve Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesinden sonra elimizde bulunan kitleri 500 binini ABD'ye ve Özbekistan'a ve diğer ülkelere satmış olmamız anlaşılır değildir. Ve kesinlikle de doğru değildir. 19 Mart'ta bizi mecliste bilgilendirirken elimizde 115 bin kit var diyordu Sağlık Bakanı. Ayda en az 1 milyon üretebilir kapasiteye sahibiz. Bunu 2 milyona çıkartabiliriz dedi. Dün akşam yaptığı konuşmada ise Çin'den 50 bin adet kit geldi. Perşembe günü 300 bin ilave edilecek. 1 milyona kadar almak için de bağlantı yaptık dedi. Şimdi soruyoruz. Madem ihtiyacımız vardı, elimizdekileri neden sattık? Biz salgının önüne geçebilmek için saatlerle, günlerle yarışıyoruz. Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuz bu günlerde sanki yapılan eleştirilerde bir kasıt varmış gibi bir söylem biçimini de kesinlikle doğru bulmuyoruz. Dayanışma, birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz. Biz bu salgının siyasi görüşlerine göre değil, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve dünyadaki bütün insanlığın bu salgından kurtulabilmesi için bir çalışma yürütülmesinden yanayız. Ve bunu zedeleyebilecek, bunu incitebilecek söylemlerin doğru olmadığını bu aşamada bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önceden bir altyapı hazırlığı olmadığı için aniden gelişen olaylar karşısında hazırlıksız yakalandığını ve bunun bir noktaya kadar anlaşılabilir olduğunu da biliyoruz. Ancak okul çağındaki çocuklarımızın bilincine yönelik görüntüler yayımlanıyor olmasını hazırlıksızlıktan değil, bu konuyu siyasi fırsata çeviren yaklaşımı da doğru bulmuyoruz. Samimiyetin gözle görülür olması, sorumluların derhal el çektirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda görüşmelere devam edeceğiz. Daha önceki torba yasayla ilgili görüşmelerin kalan kısmını bitirdikten sonra gruplar arasında yaptığımız görüşmeler neticesinde eğer tam bir uzlaşı sağlanırsa madde ihdasına gidilecek. Sağlık alanında toplam 40 bin sözleşmeli sağlık personelinin pozisyonunun ihdas edilmesiyle ilgili sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan çalışanlara salgınla mücadele sürecinde aylıklarını ek olarak bir aylık tutarında prim verilmesiyle ilgili kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması ve bunların Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet göstermesinde hükümde bağlanmalarıyla ilgili sağlık çalışanlarımızın iş yerlerine rahat ve hızlı erişimi için sağlık birimine en yakın yerdeki konaklama tesislerinden ücretsiz yararlanacak sağlık kuruluşlarına yakın bir kamu tesisi yoksa ihtiyaç halinde karşılanamıyorsa sağlık birimine yakın en yakın otellerin hizmetinin satın alınmasıyla ilgili görüşlerimizi burada ifade edeceğiz. Belediyelerin boşlanmasında sınırlarıyla ilgili görüşmeler yapılacak. Virüs salgınından doğrudan etkilenen sektörlerle ilgili konaklama vergisi ve turizm ve tanıtma ajansı gelirlerinden olan turizm payının kaldırılması ile ilgili görüşme yapılacak.
esnafımızın ve çalışanların, esnaf ve sanatkarların kira borcunun 1 Mart 30 Haziran arasında belli süreliğine Cumhurbaşkanı kararıyla yedek ödenekten karşılanması, vatandaşlarımızın bankaya olan borçlarının ilk 6 ayı faizsiz ertelenmek üzere 24 aya varan oranda yapılandırılmasını gündeme alacağız. Kredi kartı borçlarında 24 aya varan vade yayınlanacak, yapılandırmayı ve bunun ilk 6 ayını faizsiz ertelenmeyi öngören görüşmeleri tamamlayacağız. Belediyelere ya da şirketlere olan doğalgaz, su, elektrik borcundan dolayı tüketimi kesilmiş hiçbir abone bu salgın dönemde mağdur edilemeyecek ve borcunun tamamını ya da ilk taksitli ödemesi beklenmeksizin su, elektrik, doğalgaz hizmetleri yeniden ve ivedilikle sağlanacaktır. Çiftçilerimizle ilgili olarak çiftçilerimizin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları da yapılandırma kapsamına alınarak virüs salgınının tarımsal üretime ve yan sektöre etkisi kısmen hafifletilmeye çalışılmakta. Ertelemenin ilk bir yılı için faiz işletilmemesi de öngörülmektedir. Bu görüşmeler eğer partiler arası bir mutabakat sağlanırsa bugün genel kurulun gündemine gelecektir. Hepinizi saygıyla bir kez daha selamlıyorum. Meclisin çalışmalarına ara vermesi söz konusu değil. Ancak bugün bu görüşmeler tamamlanırsa genel kurulda meclis çalışmalarına devam edecek. Yalnız genel kurul aç kapı olarak devam edecektir. Gerek görüldüğü takdirde acilen meclis başkanının ya da bizim bir talebimiz söz konusu olursa meclis başkanının kabul ettiği tarihte hemen bir araya geleceğiz. Çünkü olağanüstü dönem yaşıyoruz. Yargı paketiyle ilgili mi? Dinleyemedim. Evet. Onlarla bunları doğru ama yeterli görmüyoruz. Az önce baştan okuduğum düzenlemelerle ilgili biz de madde ihtası konusunda görüşmeler yapıyoruz. Grup başkan vekilleriyle beraber bir kere daha meclis başlamadan bir araya geleceğiz. Tekrar görüşmelerimizi yapacağız. Evet. Hayır yok. Böyle bir izlenim almadık bu konuda. Ancak hangi konularda genişletilmesiyle ilgili görüşlerimi basın toplantısı içerisinde ifade ettim. O konuları kendilerine ilettik. Akşam saatlerinde ya da yarın tekrar bunları görüşeceğiz. Kendilerinin bize ifadesi, bizim onlara ifademiz ortak bir bildiri haline, ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz. Yani eğer bunlar böyle bütünüyle bu haliyle değiştirilmeden geçerse 70 bin civarında kişi yararlanacak. Ama eğer farklılaştırılırsa bu 35 bin 40 bine kadar da düşebilir. Uyuşturucu ile ilgili ve cinsel istismarla ilgili basın toplantının başında da ifade ettiğim gibi bu bizim hassasiyetimiz. Bunu defalarca hem genel başkanımız hem biz ifade ettik. Bugün bir kere daha görüşmelerde bunu tekrarladık. Bu maddenin burada olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili net görüşümüzü ifade ettik. Bu akşama kadar kendilerine vereceğimiz belgede de bunu özellikle koyacağız ve söyleyeceğiz.
içeride bulunan uyuşturucu suçlarıyla ilgili ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili neredeyse toplam suçluların yarısı kadar diyebiliriz. Evet. AK Parti? AK Parti hayır, bunları kabul etmiyoruz derse. Yani AK Parti'nin bugüne kadar şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde bir mutabakat içerisindeki niyetlerinden uzaklaşmış olurlar. O zaman biz de tavrımızı ona göre belirlemiş oluruz. Başka soru yok. Teşekkür. Bize getirilen öneriler bizim de buna karşılık yeterli görmeyip yaptığımız öneriler var. Onları okudum tek tek en başta. Ondan sonra da onların getirdiği önerileri okudum. Onların getirdiği öneriler çok net. Dedim ya, esnafımızla, çalışanlarla ilgili, sicil affının düzenlemesiyle ilgili. Biz de diğer kendi önerilerimizi sıraladım. Onları bir görüşeceğiz ama söylediğim gibi bu temayül, böyle bir iç düzlükte bir madde yok. Bu bir temayül ama çok ciddi bir temayül. Yani 35 yıllık uygulanan bir temayül. Bu konuda tüm siyasi partilerin uzlaşı içinde olması gerekiyor. Teşekkür ediyorum.